Evet, şimdi başlıyoruz. Son Anmut. Sesim geliyor mu? Duyuyor musun beni Sinan? Evet, duyuyorum İlay Bey. Tamam, sen de duyuyorsun Hakkı değil mi? Evet, duyuyorum. Hakkı duyuyor musun beni? Duyuyorsan evet, yani şeyden yaz. Tamam, o da Duyuyorum. duyuyor. Tamam, kapat mikrofonu, başlıyoruz. Herkese gayet güzel, mutlu bir cumartesi günü diliyoruz. Bugün bir şampiyonla birlikteyiz. Sinan Ulutürk'le beraberiz. Kickbox şampiyonu. Biraz sonra kendisini bize tanıtacak. Biz de bu güzel cumartesi gününü biraz da pandemi sürecinden sonra gayet iyi bir enerjik bir şekilde, sportif bir şekilde geçireceğimizi düşünüyoruz. İsterseniz tanıtımımızı verelim Sayın Yönetmenim. Sonra Sinan Ulutürk'le birlikte sohbete devam edelim. Nasılsın Sinan? Bu arada iyi misin? Çok iyiyim, merhabalar. Öncelikle böyle bir Merhabalar. programda bizi buluşturduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni Yarın programına ve İnay Bey size. Biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah İyi çok ki güzel bir program varsın. olacak. Birlikte İyi ki güzel, geldin. keyifli bir Evet. muhabbet olur. Evet. Aslında biraz sonra seni birazcık daha tanıyacağız ama kısa bir film var seninle alakalı. Onu izleyelim. 30 saniye kadar sürecek. Sonra sohbetimize devam edeceğiz. Evet. Çok güzeldi, öyle değil mi? Birazcık bize kendini tanıtır mısın? Nasıl başladın bu? Çünkü dövüş sanatları çok bambaşka bir şey. Yani benim de aslında çok ilgilenmediğim ya da ilgimi çekmeyen bir şey ama bunun dünyada milyonlarca hayranı var. Sen nasıl başladın? Ne motive etti seni? Ve Evet. şampiyonluk sürecine doğru giden adımlarını bize anlatırsan hepimiz çok Evet. sevineceğiz. Kickboks şu anda dünyada çok popüler bir spor. Özellikle Avrupa ülkelerinde gerçekten insanların seyirci kitlesinin ve reklam değerinin çok yüksek olduğu bir spor. Ülkemizde de son 10 yıldır çok tap yapan, yukarıya çıkan bir spor. Sürekli Türkiye'de organizasyonlar, maçlar olmaya başladı. Yani kickboks sporunu Türk halkı da benimseyip artık sevmeye başladılar ve bizim gibi sporcular da Türkiye'de tanınmaya başladı. Biz daha çok yurt dışında maçlar yapıyorduk. Ben yaklaşık 2 yıl Tayland'da yaşadım. Spora başlamam şöyle oldu. Çocukken çok kiloluydum. Hobi olarak başladım ben bu spora. Daha sonrasında ilk 3 ay zor, çok zordu. Yani çok ağır bir spor olduğu için herkes kaldıramıyor bu sporu ve yavaş yavaş kendimi alıştırmaya başladım. Hırslı bir kişiliktim. Çok rakibim vardı ve daha iyi olmaya çalıştım. Ve sonra İstanbul şampiyonaları derken, amatör maçlar derken çok yetenekli bir şekilde olayları götürmeye devam ederken şampiyonluklar almaya başladım ve bu işi çok sevdim. Artık benim yaşam tarzım gibi. Bu Evet. hayatımı spora borçluyum. Evet. Süper. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Belki senin için zor olmayacaksa kulaklığım vardı. Onunla konuşursan zor Tamam. olmayacaksa eğer ki Tamam. zorsa yapacak bir şey yok. Deneyelim Yayına ama. devam edeceğiz. Konuşalım ama hem deneyelim. Evet. Yani inşallah daha çok başarılar Sesim elde geliyor mu? edersin. Süper. Şimdi harika. Başarılar elde edersin. Bu arada çok küçük yaşta başlanılan bir spor bildiğim kadarıyla. Sen aslında şimdi de çok gençsin. Ama Evet. kaç yaşında başladın? Yani nasıl böyle ya da kiminle başladın? Mahallede mi? Yoksa bir salona mı gittin? Nasıl oldu? Kim seni teşvik etti?
Şimdi şöyle oldu. Ben önce futbol oynuyordum yani. İFA'da bizim doğduğumuz yerde İFA futbol takımı vardı. Orada A takımdaydım. Ama çok kilolu olduğum için çok hızlı koşamıyordum. Bir gün babam bana kızdı ve kulağımdan tuttu seni boksa gö zayıfla. Ama daha sonrasında bu benim işim olmaya başladı ve dereceler başarı demek ki bunda yeteneğim varmış. Mesela Rusya'da okuyan çocuklar önce hangi spora yetenekliyse bütün sporları okulda denetiyorlar. Bir nevi ben bu konuda babamdan dolayı çok şanslıydım. Babam futbola yolladı. Çok güzel top oynardım ama kiloluydum. Zayıflıyım diye işte kickboksa yolladı derken ben sporla içli dışlı olmaya başladım. Bizim ülkemizde de keşke yani diye de okullarda keşke hangi spora yetenekliyse denemeleri, işte deneme yanılma yaparak futbolsa futbol, basketbolsa basketbol, dövüş sporları ise dövüş sporları bu şekilde bir ülkenin geleceği gençliktir. O yüzden ben her zaman derim ki spor yapan kaybetmez, her zaman kazanır. Bir ülkenin gençleri spor yaparsa kesinlikle ülkede her anlamda her zaman iyi noktada olacaktır. Hem gelecekte hem şu anda. Çok güzel gerçekten. Dileklerin de çok güzel. Sonra kendini bir anda boksta buldun. Tabii kickboks başka bir şey bildiğim kadarıyla. Sen belki aradaki farkları anlatacaksın biraz sonra bize. Nedir bu sporun amacı tam olarak? Kickboks neyi hedefliyor? Şimdi kickboksta şöyle bir şey var. Tekme, diz ve yumruk atılarak yapılan bir spor. Maçlar 3 dakikadan 3 round, kemer maçları da 3 dakikadan 5 round oluyor. Yani kickboksta kickboksun organizasyonları var. En iyi organizasyon mesela Glory. Glory dünya çapında kendini kanıtlamış gerçekten en iyi sporcuların olduğu bir platform. Ben birçok dünyada tanınmış birçok organizasyonda dövüştüm ama benim hedefim birkaç organizasyonun kemerini aldım ama benim hedefim gerçekten Glory. O zamana kadar da kendimi çok başarılı görmüyorum. Bu yaptığım başarılar bana yetmedi açıkçası. Hedefim Glory. Yani bu işin artık Şampiyonlar Ligi orası. Süper. Ama sen daha çok gençsin ve önünde çok uzun bir yol var. Aslında bunu yapabilmek için de zamanın var. Ben Evet. inanıyorum sen buna muvaffak olacaksın ve Çok teşekkürler. orada Türk gençliğinin bir mensubu olarak muhakkak adını altın harflerle yazdıracaksın. Türkiye'nin bayrağını da İstiklal Marşımızla birlikte çekeceksin. Nasıl hazırlanıyorsun maçlara? Yani nasıl o mesela korkmuyor musun hiç? Ben korkarım mesela çok açık söylüyorum. Nasıl oluyor Şimdi sizden? gerçekten şimdi antrenman sürecimiz çok ağır geçiyor. Yaklaşık 3 ayımızı sadece sabah akşam yeme, beslenme ve uykuya ayırıyoruz. Sabah koşu, kondisyon antrenmanı, öğlen bazen güç antrenmanı ve akşamda teknik, taktik, kickboxing, sparring deriz biz karşılıklı antrenman maçları yapıp maça kendimizi rakibe göre hazırlarız. Korkmuyor muyum? Ben bundan yıllar önce 19 yaşındayken çok güzel bir yazı yazmıştım. Hatta Almanya'da Vedat Aylaz oranın çok iyi bir muhabiri bunu haber yapmıştı. Boks yaşam tarzım diye. Bu çok güzel bir şeye değindin. Oradan bahsedeceğim. Şöyle Evet. bir yazmıştım. Aslında boksörler korkaktır. Çünkü yenilme duygularının ne kadar kötü olduklarını bilen en iyi insanlardır onlar. Çünkü o kadar insanın içinde yenilince o duygu çok kötü bir duygu. Doğru. Bunu yaşamamak için çok çalışırlar ve gerçekten yenilmekten korkar, yani korkarlar. Çünkü utanma, ya oraya ailen geliyor, annen geliyor, abi dediklerin işte Türk, her şeyden önce orada bir bayrak var ortada. Ve biz Alman'la savaşıyoruz, işte Yunan'la savaşıyoruz. Orada bir maç var ve orada bir bayrak var. En önemlisi her şeyden önce de o bayrağı onurlu, şerefli bir şekilde taşımak için gerçekten korkularımız oluyor. Ama tatlı böyle ringde artık yumruk atıldıktan sonra o korku falan kalmıyor. Kalmıyor değil mi?
Zaten bir spor yani sonuçta karşısındaki insanda hani bir husumetin olduğu için Evet, dönmüyorsun sonuçta kesinlikle karşılıklı. şöyle bir şey Ünay Bey. Biz spor dövüşürüz. Karşı taraf nakavt da olabilir, ben de nakavt da olabilirim. Bu bir spor. Sonrasında biz sarılırız. Zaten benim maçlarımı izlediyseniz ki orada görmüşsünüzdür. Çok, aslında biz çok saygı ve gerçekten iyi kurallar içinde büyümüş, yetişmiş sporcularız. Ve kickboksun Doğru. kültürü budur zaten. Yani dövüş sporlarının, uzak doğu sporlarının kültürü budur. Çünkü ağır bir saygı vardır. Maçtan sonra sarılırız, hatta yemek yeriz, otururuz. Böyledir. Maçta kalır her şey. Zaten de öyle olması gerekiyor. Madem bu spor ve sen bundan keyif alıyorsan, sonuçta insanlar gelenlerin de keyif alması lazım. Bayağı dolu oluyor, değil mi? Maç yaptığınız alanlar, Evet. seyirciler vesaire. Evet, şimdi ben Türkiye'de iki defa yani çok büyük organizasyonlar oldu. Vandetta ve Mixed Fight Gala diye. Bunlar da gerçekten Gloria'ya yakın organizasyonlar. Biri Viyana'da Bülent Sağlam promotör. O çok tecrübeli ve çok iyi yapar işini. Yani kaliteli bir promotör. Ve Sefer Göktepe Mixed Fight'ın sahibi. O Mixed Fight da bir organizasyondur. Ben bunlarda dövüştüm ve gerçekten VIP masaların hepsi doluydu. Mixed Fight Gala'da da olsun, Vandetta'da da tribünler doluydu. Özellikle bayanlar şu an çok tercih ediyor. Hem bunu spor olarak yapıyorlar, hem de izlemeyi seviyorlar. O yüzden artık çok ilgi ve alakalı bir şekilde burada organizasyonlar oluyor. Doluyor, evet. Evet. Yani bayanların izlemeyi sevmesi de tabii ilginç bir şey. Sonuçta bu daha böyle maskülen bir spor ama demek ki herkes kendince güzel bir şeyler buluyor izleyecek. Evet, şimdi Hollanda'da mesela bu kickboksun ana vatanı Hollanda'dır. Muay Thai'in de Tayland'dır. Öyle mi? Hollanda'da seyircilerin %80'i bayan oluyormuş. Çünkü gerçekten bilmiyorum, beğenerek izliyorlarmış. Ama İzliyorlar. Türkiye'de Peki. de yeni yeni şimdi artık sanatçılar işte mesela Emel Yıldırım benim sporcumdu eski Türkiye güzeli. Artık böyle popülerleşti ve çok marka isimler yapıyor bu işi. Spor olarak yapıyorlar ve takip ediyorlar. Evet. Evet. Ben 6 ay falan Tayland'da kaldım. Aa, ben de. Evet. Şimdi sen söyleyince hatırladım yani. Tabii 10 sene önce ben oradaydım. Ondan sonra gerçekten orada böyle bir Muay Thai dedikleri şimdi bir şey vardı. Ben de bir iki kere gitmiştim onların maçlarına. Eğlenceli oluyor tabii ki. Şeyde şimdi sen deyince hatırladım böyle bir şey vardı gerçekten. Evet, Tayland'da orada çocuklar 10 yaşında sanki böyle okula gider gibi bu sporu, Muay Thai sporunu yapmaya başlıyorlar. Onların ana sporu nasıl bizimki güreş, yağlı güreş. Evet. Onlar için de Muay Thai. Muay Thai orada futbol gibi. Ben Tayland'da oranın en büyük organizasyonu Thai Fight'ta dövüştüm. Mayboran tarzı yani eldivensiz sadece iplerle. Tam onların yöresel kültürel uygulamalarına uyarak. Şöyle bir Çok şey, gerçekten sevmişlerdir seni orada. o zaman 19-18 yaşındaydım oradayken. Evet. Orada gerçekten burada nasıl bir futbolcu işte Emre Belözoğlu çok popüler diyelim. Ayrıca Emre Belözoğlu'nu çok seviyorum karakter kişilik olarak. Ama orada da biz sanki çok iyi böyle yani çok popüleriz yani nasıl söyleyeyim. Sokakta yürüyemediğimi biliyorum ben Tayland'da maçtan sonra. Herkes tanıyor, herkes çünkü bütün Türkiye, Tayland onu izliyor, o maçı izliyor ve çok güzel ilgi duyuyorduk. Ama maalesef Türkiye'de bu yok. Türkiye'de biraz Bilmiyorum, zamanı var. çok bilinmediği için. Sonra Tayland'ı bıraktın tabii ki Türkiye'ye geldin. Ben de 6 ay 7 ay orada kalınca balıktan başka bir şey de yiyemeyince Evet. Türkiye'ye geri gelmiştim. Yemekleri gerçekten zor. Zor. Ağız tadımıza uygun değil ama güzel bir memleket. Biz özellikle spor için çok uygun. Evet. Yani baştan yani dövüş sporları yapmak isteyen sporcular için çok uygun. Yani Güzeldir keyifli memleket. günlerim oldu ve sporda bana çok şey kattı orası. Kesinlikle. Şimdi İstanbul'da oturuyorsun ve Evet.
maçlara hazırlanıyorsun. Böyle nasıl ne yaparak hazır? Yani günde kaç saat idman yapıyorsun? Neler yiyorsun? Tavsiyelerin nedir bu konuda? Çünkü seni izleyecek olan biraz da genç arkadaşlarımız muhtemelen düşüneceklerdir ya da soracaklardır. Sorular da geliyor bu arada. Birazdan onlara da soracağım sana. Ben İstanbul'da bir paket söyleyebilir misin? Nasıl oluyor? Tabii ki. Şimdi zaten sporcusu nasıl olur? Tamam. Şimdi anlatayım. Benim zaten İstanbul'da Etiler'de spor salonum var. Kendim de Maslak'ta, Mesettin'de yaşıyorum. Evet. Burada zaten öğrencilerim var, yüzlerce sporcumuz var. Kendi profesyonel yaşantımdan bahsedersem, işte maç dönemleri sabahları 2 saat antrenman, arkasına kahvaltı, her zaman işte protein ağırlıklı, yeşillik ağırlıklı besleniyorum. Yağlı yemeklerden uzak duruyorum kamp süreci. Arkasına tekrar bir güç antrenmanı öğlen dinlendikten sonra ve akşam tekrar teknik taktik antrenmanı. Haftada bir gün, pazar günü sadece hafif bir koşuyla dinlenme günü yapıyorum ve haftada bir gün sadece tatlı yemek istersem tatlı yiyorum. İşte diyetime dikkat ediyorum maç dönemleri. Tabii ki bazen hamburger yediğimizde oluyor. Bazen kaçamak yapıyorum. Falan yemiyor musun ya? Yani et ürünleri tüketiyoruz ama daha böyle... Ben şöyle bir masaya oturayım, bir kebap, bir rakı açayım, onları yiyeyim, içeyim. Yok, rakı falan. Yani öyle şeyler olduğunda sporla şey yapmıyor yani. Uyuşmadığı için öyle evet. Bir şey. Sıkıntı bizim için. Ya biz dediğim gibi hayatımızı bu işe adadığımız için belki yaşlanınca... Bunu bırakınca bilmiyorum. Peki. Peki. O zaman işte ben onun için zayıflayamıyorum demek ki. Tabii ki alkol şimdi vücutta çok ödem tutuyor özellikle. Hayır, sadece alkolden değil, sonuçta her gün rakı içmiyoruz ama yani işte bir böyle masa kurulsun, bir kebap yiyelim falan filan, bir lahmacun yiyelim falan. Türk kültürü işte ve muhabbet. Yani rakı da mezesiz olmaz. Götürüyorlar. Sporcularımın çoğu zaten böyle. İşte Sinan böyle işte rakı içtik, yemek yedik filan. Ben de onları işte ondan çekmeye çalışıyorum. Ya yani ben evet, bir yaşam koçluğu yapıyorum zaten Etiler'de. Böyle sporcularım var. Yani sabahları işte detoks programları var bizim. Maydanoz suyu, limon, bir bardak ondan içiyorsun ve vücuttaki ödemi atar. Onu yaptırıp ekstra da antrenman ve güzel bir diyetle gerçekten güzel sonuçlar alıyoruz. Bizim işimiz zaten kilo alıp vermek. Biz maçta 50 gram bile, 100 gram bile onu vermek zorundayız. O yüzden çok iyi kilo alıp verme konusunda sporcularımıza yardım ediyorum. Yayından sonra size de yardımcı olacağım, söz. Sağ ol, eksik olma. O zaman ben de gün be gün şeyi paylaşayım. Bugün 200 gram verdim. Evet, her gün paylaşırız. Ödem var zaten, kilo değil. Öyle evet derler. Evet, yani çok kilolu öyle değilsiniz. Derler. Vücut zaten %80'i su. Yani evet. Onu antrenmanla ve diyetle atabilirsiniz. Ben bir evet. Saatte 4 kilo, 5 kilo verebiliyorum mesela. Bir saatte evet. Bunu inanmazsınız belki, şaka gibi geliyor ama bizim işte maçtan önce vücuttaki suyu... Ama bu söylediğin çok önemli bir şey. Yani sen bir saatte 4-5 kilo verebiliyorsun diyorsan, şimdi bizi izleyenler senin Instagram sayfanı herhalde yıkacaklar. Nedir senin Instagram'ın? Bunu da söyleyeyim. Sinan Ulutürk yazdıklarında çıkacak. Sinan Ulutürk, sen çünkü nasıl evet. Bir saatte peki? Bu çok önemli bak. Bunu ya şimdi aslında vücudumdaki suyu veriyorum. Yani tamam kalori de yakıyorum ama vücudumu sıcak tutarak vücuttaki suyu ödemi atıp tahtaya öyle çıkıyoruz yani. Sonra tekrar o kiloyu gün içinde su içerek, yemek yiyerek alıyorum. Ama şöyle bir şey var. Sağlıklı değil. Biz bazen işte maç yaklaşıyor, o telaş falan derken kilo düşemediğimiz için böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bir saatte değil. Bir ayda ver o kiloyu. O daha sağlıklı. Ben tavsiye etmiyorum. Sadece yaşadığım tecrübelerden bahsediyorum. Evet. Benim de burada bir arkadaşım var. Sabahleyin saat 7'de işte beni arıyor. Kalkalım hadi yürüyüşe gidelim. Bir nehir var, Nijer Nehri diye. Orada işte yürüyoruz falan. İşte o ama... doğru arkadaş.
Doğru arkadaş. Rakı masasına çağırmıyor, yürüyüşe çağırıyor. Bak o doğru arkadaş. Ondan sonra tabii bazen insan yoruluyor. Çünkü bir de biz hani hep spor hayatıyla uğraşıyor olsak ister istemez hayatı ona göre ayarlarsın. Evet. Ama sizin bir yemek oluyor, bir efendim işte akşam bir yere gitmen icap ediyor vesaire. Ve orada da hani böyle çok snob gözüküyor. Aa ben diyetteyim demek biraz snob gösteriyor seni. Tabii ki. Onun için ister istemez işte uyumadığımız zamanlar oluyor ama programdan sonra eğer bir tavsiyen varsa ben de dinlemek ve buna uymak isterim. Evet. Sadece şimdi size atarım yayından sonra. Detoks atacağım. Sabahları uyandığınızda aç karnına ilk konu için. O size zaten antrenmansız böyle ayda 5 kilo falan verdirtir. Vücuttaki suyu arttırır. Kötü yani kötü kalan şeyleri dışarı atarsınız onunla. Anladım. Peki ne yapıyorsun? Peki şimdi bütün bu işlerini bitirince bu Glory dediğin maç o ne zaman olacak? Kusura bakma ben böyle hiç bilmiyormuş evet, gibi soruyorum. Şimdi, ama cidden bilmiyorum yani. Belki çoğu insan da bilmiyordu. Tamam ben bilmiyorum. Cahilliğim için affet. Yok estağfurullah. Şimdi benim Azerbaycan Bakü'de Mixed Fight Gala'da bir anlaşmam vardı. Orada Zabit Zamedov işte jubile yapacaktı, son maçına çıkacaktı ve ben de orada ana maçlardan biri benim olacaktı. Ama bu pandemi süreci, koronadan dolayı o maçımız ertelendi ileri tarihe ve aynı şekilde İstanbul'da Vendetta'da ve birkaç tane promotör arkadaşımızla birlikte 4-5 tane maça imza atmıştık ve o maçlara hazırlık sürecimiz başlamıştı. Daha pandemi o Çin'deyken, buraya geleceğini bile tahmin etmiyorken biz bunların anlaşmasını yapmıştık. Ama ve lakin daha sonrasında ülkemize bu korona illeti geldikten sonra bütün maçlar dünya genelinde zaten iptal olmaya, ertelenmeye başladı. Zaten bu 4-5 sağlam maç yaptıktan sonra Glory'nin kapısını açmayı düşünüyordum. Yani zaten şu an tam yaşım ve zamanım onu iyi değerlendirip şu an zaten dövüştüğüm organizasyonlarda dövüştüğüm isimler gerçekten iyi sporcular ve ondan sonra Glory'e de girmek. Yani iyi sporcularla dövüşürsen Glory zaten seni alacaktır. Şöyle bir şey var. Ben sadece bir maç kaybettim kickboks'tan. Arjan Sadıkoviç rakibime. Şimdi o Glory'de ve ben puan olarak öndeyken son 30 saniyede knockdown oldum ve tekrar kalktım. Tekrar knockdown oldum. Beni son round'da son saniyelerinde yendi. Benim için bahaneler yok hayatta ama 2 haftalık bir süreçte hazırlık yaptım. Önde götürdüğüm maçı son round kondisyonum bittiği için kaybettim. Aynı klasmanda aynı seviyede bir sporcuyuz ama o maçı yenebilirdim. Şu an Arjan Sadıkoviç Glory'de knockout'la çatır çatır güzel maçlar götürüyor ve bence de kemeri alacak. Ben de arkasından geliyorum. Çakışırız Arjan'la tekrar. Allah rahmet eylesin. Çok hırslıyımdır. O yüzden o beni yendi. Dönüp intikamımı alacağım. Evet. Sen de umuyorum böyle güzel bir keyif içerisinde o yarışmada kazanır. Hatta bizim için iyi bir şekilde güzel ödüllerle gelirsin. Türkiye'de de adından söz ettirirsin. Şimdi aslında tabii pandemiyle birlikte biz pek çok hayatı değiştirdik. Evet. Alışkanlıklarımızı değiştirdik. Yeni normal denen bir şey çıktı. Programın adını da yeni yarın diye koydum. Sırf bu yeniliğe atfen olsun diyerekten. Sporda ne oldu? Mesela senin bir spor salonun var. Biz evet. Otel işletmeleri olarak çok farklı şeyler yapıyoruz. Farklı noktalarda bir takım yeni uygulamalar yaptık. Hiç aklımıza gelmeyecek şeyleri yaptık. Spor salonlarında ne oldu sevgili Sinan? Şimdi öncelikle spor salonları zaten burada vakalar arttığında direkt devletimiz
kapatma emri verdi yani birçok işletmeye. Yaklaşık böyle 2 ay falan işletmelerin çoğu kapandı. Bizim spor salonları da kapalı olduğu için insanlar evlerine çekildi. Gerçekten bizi çok etkiledi. Bizim burada kiralarımız olsun, işte bir işletme de giderler var. Gerçekten sadece bizi değil, bütün dünyayı etkiledi. Maçlarımız ertelendi, işte olacak işlerimizin hiçbiri olmadı. Gerçekten pandemi, bu korona gerçekten insanları çok kötü salladı. Tamam şimdi normalleşiyoruz, normale dönüyoruz ama ben bunun böyle kısa sürede biteceğine inanmıyorum. O yüzden gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Maskeyi gerçekten her zaman takmak, hijyene önem vermek gerekiyor. Ama şu an Türkiye'de birazcık insanlar daha rahatlamış ve daha rahat davranmaya başlamışlar. Mesela ben görünce çok üzülüyorum. Çünkü gerçekten öyle insanlar var ki evine ekmek götüremiyor. Böyle ki pandemi sürecinde çok şeyler gördük. Biz de elimizden geldiğince çevremize, yakınlarımıza yardım etmeye çalıştık ama demek istediğim çok zor günler yaşadı Türkiye ama çok da iyi atlattığımızı düşünüyoruz. Yani söylesem devlet büyüklerimiz çok idare etti. Yani çok güzel götürdük. Ve hastane olarak biz çok yüksek teknolojide ve gerçekten çok hastane olduğu için bizim ülkemizde çok iyi açtık yani bu konu. Yoksa başka ülkelerde gördünüz siz de gerçekten büyük problemler yaşanıyor. Özellikle Amerika'da. Bakın Amerika değil mi? İsmi var ama şey konusunda, hastane konusunda, doktor konusunda çok iyi değillermiş. Ama bizim ülkemiz gerçekten bu işi iyi seyirdi. Evet, biraz da Sağlık Bakanımız bu konuda yani, çok güzel şeyler yaptılar. Sesim geliyor. Evet, şimdi duyuyorum sesini. Bilhassa Sağlık Bakanımız bu konuda çok güzel şeyler yaptılar. Türkiye'nin işte başka ülkelerdeki bizden daha gelişmiş olduğunu iddia ettiği ülkelerdeki uygulamaların üzerinde bir şekilde bu süreci yönettiler ve dolayısıyla da Türkiye'nin şu anda belki de bu pandemi sürecinde biraz da turizm anlamında diğer ülkelere göre şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Spor salonunda ne yaptın? Yani orada ne önlemler aldın? İnsanlar maske mi takıyorlar, içeri giriyorlar ya da eldivenle mi koşu bandına çıkıyorlar, ne yapıyorlar? Spor salonunda şimdi her girişte ve alt katlarda her yerde sosyal mesafe var zaten. Kimse kimseye yaklaşamıyor. Sporu yapmadan önce bizim orada dezenfekte cihazımız var. Baştan aşağı tarıyoruz yani dezenfekte veriyoruz. Yani öyle mi? Vücuttaki elbisedeki bütün mikropları ilk başta zaten girişte öldürüyoruz. İçeri girdiklerinde... Bunu ilk defa duydum. İçeri girmeden ateş ölçüyoruz. Ateşi varsa içeri kesinlikle almıyoruz. Daha sonrasında duşu kullandırmıyoruz. Sporunu yapıp arabasına binip gidiyor. Aslında spor zaten kişisel. Yani spor yapan adam kişisel olarak çok temizliğe dikkat eden adamdır. Çünkü sürekli terliyoruz. O yüzden bizim spor salonumuza gelen, yani spor yapan insanların zannetmiyorum ki koronaya, yani bak yakalansalar bile spor yapan insanın bağışıklık sistemi, anatomisi şeyi güçlüdür yani. O yüzden spor yaptıkça bence koronadan daha çok uzaklaşacaklar. Spor bence daha artı katacak bu işe. Hatta bu dönemde spor yapan insanlar çoğaldı. Yani çünkü bağışıklık sistemi zayıf olan insanları çok etkiliyor bu korona. Ve sporcuları işte çok etkilemiyor. Benim arkadaşım olimpiyat, şu an olimpiyata hazırlanıyor. Serhat Güler. O çok iyi bir sporcudur. Haberlerde duymuştum ve sonra telefonda konuştuk. Korona oldu ve çok rahat bir şekilde atlattığını söyledi. Şimdi normalde devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi olimpiyata hazırlanıyor. İnşallah altın madalyayı ilk getiren Türk olacak. Ne? Hangi alanda? Boksta. Ha, boksta. Evet. İnşallah. Evet. Tabii sporcu olmak bambaşka bir ortamın içerisinde de olmaya neden oluyor. Birazcık siyasetin içerisine de giriyorsun. Her ne kadar spor siyaset üstü bir olay olsa da turizmde de aynı şekilde. Turizmde bugün mesela Avrupa Birliği'nin almış olduğu bir kararla bizim Libya'da olmamızdan ötürü bu
bunu istemeyen Fransa kendi vatandaşlarının sadece onların eski kolonilerine, yani frankofon dedikleri Fransızca konuşulan ülkeleri ziyaret etmelerini öngörüyor. Bize turist gelmesini yasakladı. Yani Fransız vatandaşları işte Tunus, Cezayir gibi aslında bizim rakibimiz olarak görülen ama yanımızdan dahi geçmeyecek bu hem hijyen hem de hizmet anlamında zor olan ülkelere kendi vatandaşlarını gönderirken sadece siyasi anlamda bize bir ayrımcılık yaparak Türkiye'ye turistlerin, vatandaşların turist olarak gitmemelerini öneriyor. İşte burada çok fazla korona tespit edildi, siz de hasta olursunuz gibi gibi bahanelerle. Sen böyle bir spor yaparken, müsabakalarda, karşılaşmalarda hiç siyasi bir ayrımcılıkla karşılaştın mı? Ya da sadece milliyetin yüzünden seni bu şekilde rahatsız eden bir olay oldu mu sevgili Sinan? Ben bundan yıllar önce bir müsabakaya, yani maça hazırlanırken, o zaman işte Uygur Türklerine işkence yapıyordu Çinliler. Şimdi bir, böyle bir dönem vardı. Belki evet. Duymuşsunuz. Doğru, hala da var. Evet, zulüm ediyorlar. Ben de uzak doğuda, evet, uzak doğuda dövüştüğüm için, yani ya, ben siyaseti çok sevmem ama yeri geldiğinde milliyetçi bir, yani kişilikteyim, vatansever bir kişilikteyim. Böyle yetiştirdi babam beni. Ama bayrak bizde çok kutsal bir şey. Doğru. Biz benim için Uygur Türkleri de benim kendi vatandaşım, kardeşlerim ve ben uzak doğuda, yani Uygur bayrağıyla çok büyük bir organizasyonda bu şekilde ringe çıkacağım dedim. Ve oradaki bütün herkes dediler ki seni burada çıkışta öldürürler. Hayır dedi, öleceksek böyle ölelim yani. Ben Uygur Türklerini temsil edeceğim burada dedi. Bu Türk bayrağı, çok kahramanca bir şey. Ve o şekilde ringe yürümeye başladım. Maça çıktım, maçı kazandım, indim ve Uygur bayrağı sırtımda bütün böyle o tribünü geziyorum. Saygı duydular. Saygı duymak zorundalardı. Çünkü ben bir Türk'tüm ve ben orada ülkemi sokakta yürürken temsil etmiyorum. Çok farklı, saygı duyulması gereken bir arenada temsil ediyorum. Bana hiçbir şekilde hiçbir tepki veremediler. Ama her şey de olabilirdi. Tabii ki Türk olduğum için yani Türklerden çekiniyorlar ama Türkleri sevmeyen kesimler çok. Orada da mesela en son bir Rus'la dövüştüm. En son ben maçım Rusya'nın en iyi dövüşçülerinden biriydi. Burada da çok iyi isimli adamları kazanmayı başardı. Ben kabul ettiğimde maçı ben orada face to face'de Allahu Ekber dedim ve onunla göz göze geldikten sonra benim yanımdaki arkadaşım Rusça biliyordu. O da, onun hocası da Rusça demiş ki ona göstereceğiz işte domuzun nasıl güçlü olduğunu filan. Böyle şeyler. Yani bunlarla karşılaşıyoruz. Sonrasında kim kime gösterdi gördük. Allah her zaman o manevi gücü bize veriyor ringe çıkarken. Tabii Türk olmak ayrıcalıktır ya. Gerçekten ben çok mutluyum. Sevmeyen sevmesin. Helal olsun. Bir de söyleyebilirim. Mesela bunu hiç Türkiye'de de dünyada da ne Azerbaycanlı sporcular, bilmiyorum belki Azerbaycanlı sporcular yapmış olabilir ama denk gelmedim. Ben Türkiye'de dövüştüğümde tişörtüme ya Garabağ, şey Garabağ Azerbaycanlıdır dedim. Her maçımda aslında benim bir hikaye vardı ve bunları insanlara çok yansıttığımı düşündüm. Azerbaycan Karabağ'ındır dedim ve maç bittikten sonra ya Karabağ ya ölüm dedim. Ve bu Azerbaycan medyasında 3 ay ses getirdi. Orada beni şovlara çağırmak istediler, görüşmek istediler. Ben kendi ülkemde, Türkiye'de maalesef çok, nasıl söylesem size, çok da şey yapmak istemiyorum. Çok iyi şey yapılmıyor, yani ilgi gözü gösterilmiyor. Futbolcular, yani şimdi... Belki dediğim gibi. Bu program sana şans getirir. Birazcık kendini tanıtmış olursun. Belki de bu yönde bir eksiklik var tanıtımla ilgili. Böyle de düşün.
Yani şimdi bizim ülkemizde sadece varsa yoksa futbol. Yani spor futboldan ibaret değildir bunu gerçekten. Peki, onu soracağım. Biraz sonra soracağım. O konulara geleceğiz. Şimdi programımızı biraz sonra, yaklaşık 15 dakika sonra sonlandırıyoruz. Aslında sana çok güzel sorular da geliyor. Ama ben bütün soruları sana sormaya kalksam tabii ben konuşamam bu sefer. İnşallah ikinci yayını da yaparız uygun bir günde. İnşallah her zaman. Çok enerjin çok yüksek, gayet genç, başarılı. Büyük Atatürk'ün söylediği gibi zeki, efendi ve çevik bir sporcusun. Çok teşekkür ederim. Şimdi diyorlar ki bu spor ne zamana kadar yapılır? Spor yapmak isteyen dostlarımız var, genç arkadaşlarımız var. Hangi yaşta uygun yaş nedir ve hangi yaşta bitirmeliyiz diye bir soru var. Şimdi benim sporcularım 7'den 70'e, gerçekten 70 yaşında da sporcum var, 50 yaşında da var, 8 yaşında da var. Yani sporun gerçekten yaşı yoktur. Hobi olarak zaten yapacaksanız, profesyonel bir şey düşünmüyorsanız her yaşta yapıp, yani çok iyi bir kardiyo, çok iyi yani sizi, stresinizi, günlük gün boyunca yaşadığınız problemleri atabileceğiniz bir antidepresan gibi bir spor dalı. Gerçekten zaten bu işi yapıp denediklerinde bırakamayacaklar. Bu spor gerçekten böyle bağlıyor kendine. O yüzden yaşı yok yani, her yaşta yapabilirler. Tabii ki doğru hocayla. Kickbox'tan da birazcık bahsediyorlar. Evet, doğru hoca, doğru insan. Kickbox'tan bahsediyorlar. Evet. Çünkü hoca, yani Türkiye'de görüyorum herkes hoca oluyor. Yani popüler ne varsa artık insanlar oraya gidiyor ve gerçekten bir internete bakıp araştırmalarını, bu işi ne kadar yapmış. Çünkü gerçek profesyonel bir insan internette çıkıyor artık. Teknoloji çağındayız. Lütfen hocalarını iyi araştırsınlar. Çünkü sonuçları kötü olabilir. Öyle mi? Ne oluyor sonuçta? Yani sakatlanabilir. Çünkü bizde patchwork var. Lapa tutuyoruz. Yumruk attığında bileği incinebilir. Şimdi biz sporcu olduğumuz için gözüne baktığında anlıyoruz. Neresinde ağrı var, ne var. Biz çünkü yaşadık bunları. Tecrübeliyiz. O yüzden profesyonel kişilerle çalışsınlar. Herkes antrenman yapılmaz. Göze bakınca anlaşılıyor mu? Yani şimdi biz dövüştüğümüz, yani maça çıktı profesyonel olarak yaptığımız için bu işi. Biz de rakibe vurduğumuzda onun acısını gözünden anlıyoruz. O bir, yani bunları yaşadığımız için nasıl siz çok iyi bir program sunucusunuz. İşte kendi programınız var. Benimle nasıl konuşacağınızı biliyorsunuz. Siz beni yönetiyorsunuz şu an. Aynı şekilde biz de öyle düşünün. Ama dediğim gibi doğru hoca, doğru kişiyi araştırıp bulsunlar. Peki, şimdi biraz sonra doğru kişiyi ve doğru hocayı çok doğru söylüyorsun. Tabii sevmek de lazım. Bu konuda da içten gelmesi gerekiyor. Peki, arkadaş gibi olmalılar. Bravo, arkadaş gibi olmalılar. Yoksa böyle bir şey, hoca ve öğrenci ilişkisi içerisinde insan zaten, yani spor yapmaya çok meyilli değil bence. Bazı insanların spor yaptıkça mutluluğu artıyor. Yani o hormon galiba salgılanıyor, mutluluk hormonu. Ve bence daha çok mutlu oluyor. Evet. Bazıları yani mesela siz de spor yaptığınızda, terlediğinizde daha sonrasında endorfin salgılıyor vücut. Yani ve gün boyu size o mutluluk, o pozitif enerji geliyor. Mesela benim iş adamı sporcularım var. Milyon dolarlık toplantılara giriyorlar. Ve bana bir gün şöyle dedi. Sinan, boksa başladığımdan beri sinir, stresli bir şekilde toplantıya girmiyorum ve bir sürü ihale kazandım dedi. Yani bir sürü istediğim şeyler olmaya başladı dedi. Çok, bana çok iyi geldi. Yani demek istediğim şu. Gerçekten insana çok iyi geliyor. Yani insanın ruhunu, bedenini düzeltiyor. Pozitif bir enerji veriyor. Çok güzel. Etiler'de tam nerede senin mekanın? Etiler'de Nispetiye Belbu Rezidans'ın alt katındayız. Yani Belbu Rezidans'ın altındayız. Spa, havuz, fitness, salon sporları, dans, bale, kickbox, her şey var. Bale falan da var. Her şey var. Ha, süper.
Şimdi programın sonuna doğru gelirken Sinan, bir oyun oynayacağız seninle. Bundan sana bahsetmemiştim. Evet. Ama kurallarını söyleyeceğim. Şimdi sen kabul edersen en son aşamada oynayacağız. Tamam. Değilse de zaten programı kapatıyorum hemen, söylüyorum. Tamam. Üç tane kelime söyleyeceğim sana. Sen tamam. O kelimeleri duyduğunda aklına gelen ilk şeyi söyleyeceksin. Ya da tamam. Bir anın varsa onunla ilgili onu anlatacaksın. Tamam. Şimdi yani ilginç tabii sorular geliyor. Programınızı çok beğeniyoruz. Yeni stüdyo görüntüsü süper. Evet, arkaya böyle bir şey yaptı arkadaşlar. Sağ olsunlar. Ve bir tane daha soru var. Seni soruyorlar. Nereli olduğunu vesaire soruyorlar ama galiba zaten onlardan bahsettik en başında. Ya da... Karslıyım. Karslıyım. Kafkas kökenliyim. Yani Kafkas Türk'üyüm. Evet. Süper, harika. Güzel. Şimdi spor yaşamın her alanında aslında insanları iyi eden bir olgu. Bakma ben birazcık böyle işte tembel olduğum için belki çok ilgilenemiyorum ama. Siz de başlayacaksınız. Evet, bir de sabah kalkmak falan işte zor oluyor vesaire bir sürü şeyler. Şimdi... turizmle aslında sporun arasında çok güzel bir ilişki var. Ve bundan çok büyük bir para da kazanılıyor. Ancak sormaya çalıştığım şeylerden bir tanesi ki biraz evvel senin sözünü kestim. Bu turizm ve spor arasındaki ilişkiye geçmeden önce. Evet, onu konuşalım. Onu konuşalım. Ama sen futbol her yerde bu konuşuluyor. Evet. Maçlar var. Dolayısıyla evet. İnsanlar buna çok rağbet göstermiyorlar. Bunun getirisi daha fazla olduğu için değil mi? Ticari değeri daha fazla futbolun. Bütün dünyada öyle global olarak. Şimdi bir de bir şey daha söyleyeceğim sana sevgili Sinan. Aklıma geldi yani bunu şimdi şu anda aklıma geldi. Aslında boksun Türkiye'de çok fazla tanınmasının nedeni de meşhur Rocky filmiydi bence. Tabii ki. Yani, Rocky, Van Damme bunlarla tanındı dövüş. Bunlarla tanındı dövüş sporları. Aslında Türkiye'de de buna yönelik bir belki film çekilse bu meyanda çok da güzel şeysi olur, getirisi olur ve tanıtımı olur. Ve bence sen evet. De bu filmlerden bir tanesi de hatta rol bile alabilirsin. Tabii, çünkü direkt baş rol. Yani böyle bir şey olsa tabii ki baş rol olur. Ama öyle değil mi yani? Bunu anlatmaya tabii çalışıyorum. Ki. Yani evet. Tanıtım eksikliği var. Yani evet. Oradaki insanların da bir suçu yok ki işte İstanbul'da ya da Anadolu'da herhangi bir yerde oturan genç arkadaşlarımızın bununla alakalı bir ne televizyonda ne orada burada. Yani tanıtım eksikliğinden dolayı ticari bir değer olmuyor. Dolayısıyla evet. İstediği ilgiyi göremiyor maalesef. Ama bu son dönemler dediğim gibi eskiye göre daha popüler ve daha iyi Türkiye'de. Yavaş yavaş, step by step gidiyoruz. Futbolla ilgili biraz kısa konuşayım. Yani ben futbolu dediğim gibi ilk spora futbolla başladım ve futbolu aşığı bir insandım. Sadece biraz medyada bu Türk futbolcuların yaşam tarzı biraz beni soğuttu spordan. Tabii ki herkesin bir özel hayatı var ama yani nasıl ama bak şimdi bu bir konuyu açtın devam ettireceksin. Nasıl bir yani şimdi yaşam Türkiye'de tarzı. Yani birçok yani futbolculara çok para verildiği için herhalde bilmiyorum. Sapıtıyorlar mı? Kullanamıyorlar. Yani mesela biz dövüşçüler çok para kazanmıyoruz. İyi maçlardan para aldığımız maçlar var ama genelde ilk baş tanınma süreci çok para kazanmıyoruz. Yani bunun futbolcular inanılmaz paralar alıyor ve emin olun ki dövüş sporu yapan insanlar iyi paralar alsa sonuçta bayrak temsil ediyorlar ve gerçekten daha çok yoğunlaşıp daha iyi şartlarda yapabilirler. Ben çok zor şartlarda bugünlere geldim. Gerçekten tırnaklarımla geldim. Yani sokakta su satıyordum ben çocukken aidatımı ödeyebilmek için. Ben o günlerden bugünlere geldim. Zorluğun içinden gerçekten bu sporu sevdiğim için bir şekilde tırnaklarımızla geldik. Ama devletimiz veya Fenerbahçe, Galatasaray güzel bir şekilde yatırım yaptığında futbola, futbolculara verilen paralar
aslında daha çok işlerini asılmalarını tercih ederdim. Mesela ben tatildeydim Antalya'da. Orada bir futbolcu arkadaşla tanıştım. O Almanya'da, Almanya kültüründe büyümüş. Yani biraz daha bakış açısı çok farklıydı futbola. Daha Avrupa'yı daha güzel düşünüyordu. Odaklanmıştı işini. Bizim Türkiye'de maalesef biraz yani çok başarılı değiliz futbolda. O yüzden futbola verilen desteğin %1'i bireysel sporlara verilsin. Olimpiyatta bakın kaç tane madalya geliyor bizim ülkemize. Ünal Bey. Efendim Sinan. Duydunuz değil mi son dediklerimi? Duydum tabii ki. Futbolun bir şey yapıyordum, onu şey ekranı kapattım. Neyse problem yok. Ben sen konuşacağını düşünerekten ekranı kapatmıştım. Sadece ama demek istediğim şuydu, finale geleyim. Futbola verilen destek bireysel sporlara verirsin. Sadece dövüş değil işte diğer sporlar, okçuluk, o bu şu derken gerçekten olimpiyat sporlarına destek verirsin ve gerçekten olimpiyat modern savaştır. Bunu idrak etmemiz gerekiyor. Bu olimpiyatta en çok madalya alan insan, yani ülke gerçekten güçlü ülkelerdi. Mesela Amerika bir sürü madalya alıyor, 146 tane. Biz 2-3 tane. Yani neden bizim daha çok olmasın? Bu yüzden bireysel sporlara destek verilsin isterim. Umarım bu söylediklerini yetkililer duyarlar ve bize, sana bu anlamda hayatının bu spor dalıyla idame ettiren genç sporculara destek olurlar. Sana çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir enerjim var. Çok da böyle kendinden emin, duruşu düzgün, efendi ve geleceği çok çok parlak olan bir sporcu kardeşimizsin. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir programda bizi buluşturduğunuz için yeni yarına ve ekibinize çok teşekkür ederim Ünal Bey. Gerçekten siz de harika bir insansınız. İnşallah devamı gelir. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen o zaman programımızın sonuna doğru sormak istediğim 3 tane soruyu yöneltmeye başlayacağım istersen. Birincisi boks eldiveni senin için neyi ifade ediyor sevgili Sinan? Çok güzel. Çok güzel sordun. Boks eldiveni gerçekten artık nasıl söyleyeyim size, çantam gibi bir şey. Benimle bütünleşmiş. Acımı, duygularımı, bazen gelen darbelerin acısı, bazen başardığım, kazandığım bir maçın mutluluğu. Aslında boks eldiveni çok duygulu bir şey benim için. Yani hayatımın gerçekten bir parçası. İlk büyük bir parçası. İlk boks eldivenine ne zaman sahip oldun Sinan? Herhalde 10 yaşında ilk boks eldivenimi aldım. Belki de saklıyor musun onu, yoksa tabii şimdiye kadar parçalanmıştır belki. Evet, parçalandı ama maça çıktığım eldivenler evimde duruyor. Duruyorlar. Evet, bunlar tabii birer hatıra. Belki yarın bir gün emekli olacaksın. Evet. Bu yıllar boyunca yaşadığın bütün bu anları biriktirmen lazım. Ben çok arşivci bir insanım. Yani küçücük mesela birisi. Ben de çok severim. Çok böyle sevdiğim bir arkadaşımla sinemaya gitsem hemen oraya onun adını yazarım, cebime koyarım, onu bir kutuya koyarım falan. Böyle tabii romantik işlerimiz de var ama hayat bütün güzelliğiyle akıp gitmeye devam ederken o oralarda aldığın bütün anıları cebine koyup biriktirmen lazım. Bazen işte fotoğraf çekiyorsun. Şimdi teknoloji ilerledi, Allah'tan video çıktı bilmem ne. Ama boks eldivenlerini saklıyor olman güzel bir şey. İkinci kelimemiz ise hayat ringi. Evet, hayat ringi. İnanılmaz şeyler seçmişsiniz. Gerçekten inanılmaz şeyler seçmişsiniz ve çok güzel bir şey bu. Ben bununla ilgili çok konuşurum, haberiniz olsun. Konuş. Şimdi hayatı gözlerimi kötü bir semt ve kötü bir mahallede açtım. Arkadaşlarımın çoğu uyuşturucudan, işte yaralamadan, bu şekilde bu mahallenin içindeydim ve
İyi ki de böyle bir mahallede doğmuşum. Hayatı bana çocukken öğretmeye başladı. Yani evet dedim, ben buradayım ama ben buradan temiz bir şekilde çıkabilirim. Çocukluktan beri kafama zaten güzel hedefler koymuştum. Hayır, yani ben herkes gibi olmayacaktım. Ve işte sigara, alkol, bu tarz şeyler, işte uyuşturucu. Gerçekten ben mahallemde şu an bile gittiğimde çok saygı duyuyorum. Çünkü o mahalleden çıkan tek sporcu benim. Ve her zaman da geldiğim yeri gururla söylerim, konuşurum. Çünkü geldiği yeri unutan insan gideceği yolu da kaybeder. Her şeyde Bravo. her şey her zaman kaybetmeye mahkumdur bence. Mahalleme giderim, orada insanlar gerçekten çok sıcaklar, samimiler. Demek istediğim, zor şartlarda hayatın ilk baş derler ya, 5-0 geride başladık. Biz 9-0 geride başladık. O şimdi galiba 12'ye 9 gidiyorum. 3-4 adım ileri gidiyorum. Güzel gidiyor şu an. Süpersin. Mutluyum. Evrenin büyük bir yaratıcısı vardır. Hepimiz ona inanıyoruz. Onun çizmiş olduğu bir çizgi var ki kader deniyor buna. Ama işte hepimizin bildiği gibi kaderin içerisinde insanlar, insanlık kendi çizmiş olduğu bu kaderi birazcık yönlendirebiliyor. Geçenlerde bir galiba Mevlana'nın sözüydü. Bir Facebook'ta okudum. Belki sen de duymuşsundur. Seyirciler de yanlış söylüyorsam da affetsinler. Şimdi aklıma geliyor. Tabii canlı yayında doğaçlama konuşuyoruz hep. Nefsiniz kaderiniz olur. Böyle bir söz duymuştum. Evet, Yani kader zaten onu... gayrete aşıktır. Böyle bir söz de var. Yani nefsine hakim olan, iradesi sağlam insanlar güzel yollardan gider. Temiz yollardan geçer. Ama gerçekten zayıf karakterler her zaman sıkıntıya kendini çekecek. O yüzden maneviyat çok önemli mesela. Maneviyatı yüksek olan insan zaten kolay kolay yanlışa düşmez. Onu Allah çekip kurtarıyor. Doğru, yanlıştan böyle çekiyor güzel bir şekilde. Harika, harikasın. Üçüncü kelimemize geçelim mi yoksa Geçelim. konuşmak istiyor musun hayat ringiyle alakalı? Üçüncü kelimeye geçelim. İnsanları da çok sıkmayalım. Sıkmayalım. Peki. Zaten programı da bitiriyoruz yavaş yavaş. Evet. Bu arada bu programın montajlanmış halini ki yeni bir format yapıyorum. Biz 50 dakikadan beri konuşuyoruz. Gayet de güzel bir ve keyifli olarak konuştuk. Ancak son 10 dakika, daha doğrusu montajlayarak 10 dakikaya düşürüp bunu YouTube'a koyacağım. Oradan da izleyenler seyredebilecekler. Üçüncü kelimemiz ise Kars. Kars. Evet. Süper. Şimdi Kars Peyniri meşhur, gerçekten kazları meşhur. Bir türlü gitmek kısmet kazı, olmadı. peyniri, balı. Ahi Arabileri var. Ben Batum'da yaşıyordum. Ondan sonra Of. oradan işte evet oraya gelecektim. Ondan sonra annem babam gittiler. İşte benim arkadaşım vardı. Onunla beraber gidecektik. Biz bir türlü gidemedik. Meşhur tren var ya Ankara'dan kalkan Kars'a kadar Evet, giden. evet, evet. Şubat ayında işte Doğu oraya Ekspres. gidecektik. Neyse Kapadokya'ya gittik. Artık bakalım önümüzdeki sene gideriz de Doğu Ekspresi'yle. Günay Bey, Kars benim için başka bir şey. Yani bir aşk. Yani nasıl size anlatsam. Çünkü bir Kars'la ilgili bir hikayem var. Onu anlatayım öncelikle size. Çok duygulandım ve hayatta iyi ki Karslıyım dedim bir hikaye. Sen Kars'ta anlattıkça herkes dinliyor. Onun için hiç kendini kasma. Anlatmaya devam et. Çünkü çok güzel yorumlar alıyorsun. Vallahi evet. Buyurun. Dinliyoruz. Kars'ta evet. Kars'ta biz gençleri teşvik etmek amaçlı ben bedava bir maça çıktım. Yani hiç para almadan oranın gençlerini spora heveslendirme amaçlı bir organizasyon. Yine TV8'de yayınlanıyor. Gönüllü olarak çıktım ve beni Karslı olduğum için Kars'ın halkı takip ediyordu ve tanıyordu daha öncesinde yaptığım başarılardan dolayı. Kars'a indiğimde havaalanında karşılandım büyük bir ekip tarafından. Daha sonrasında Kars'ın her yerine hoş geldin memleketine şampiyon diye pankartlar vardı. Belediye bunlar için çalışmalar yaptı.
Ve ben orada gerçekten duygulandım, gözlerim doldu ve gerçekten o gün iyi ki Kars'tayım dedim. Ve şöyle mahallede yürüyorum, maçın ertesi günü biri ağzıma peynir sıkıştırıyor, biri kete veriyor, biri kaz getiriyor. Yani gerçekten bizim halkımız böyle candan. Özellikle doğudaki kültürel yapı şöyledir. Ben bir sporcu olarak gittim. Emin olun ki oraya gidin, herhangi bir kapıyı çalın, Tanrı misafiriyim deyin. Size sonuna kadar, yani sonuna kadar yemeklerini, evlerini açacaklardı. Gerçekten maneviyatı yüksektir doğu halkının. Güzeldir yani. Memleketim çok güzeldir benim. Tabii Türkiye komple güzel. Ha, yani Türkiye'den başka bir tane yok ama Kars çok güzeldir. Peki. Şimdi sana çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Önümüzdeki günlerde bütün medyada adını duyacağımızı düşündüğümüz bir genç bir sporcusun. Sorular var aslında ama herkesi de çok sıkmak istemiyorum. Bu cumartesi günü belki dışarıda eğlenmek öyle yaparız Ünay Bey'in. Evet. Survivor'ı soruyorlar mesela sana. İlla ne, Survivor'a, ne? Survivor'a gelsin. Diyorlar. Evet, öyle diyorlar. Biz bugün konuştuk onu biliyor musunuz? Ben daha önce Acun abiyle görüştüm. O zaman, o zaman bak böyle bu şimdi güzel bir mevzu, güzel bir konu. İstersen bir sonraki programa aktaralım. Bunu konuşalım evet. Sadece bundan bahsedelim ki montajlarken de düzgün konu geçişi olsun. Evet. Yani benim sana şunu böyle sormam gerekiyor. Seni seyirciler Survivor'da görmek istiyorlar Sinan. Ne zaman göreceğiz seni Survivor'da? Tamam. Bir dahakine böyle yapalım. Çok tamam. Güzel. Ya da şimdi cevap vermek istiyorsan cevap ver hemen. Yani Survivor'la ilgili daha önce bir hikayem var. Acun abiyle görüştük. Zaten olma ihtimali var. Onunla ilgili de işte biraz heyecan olsun. Konuşalım diğer yayınımızda. Tamam. Ama mesela şimdi bunu duymak güzel. Haklı istiyor demek ki benim gitmemi. Evet. Mutlu oldum yani. Tabii ki sen elbette. Sen gitmeyeceksin de kim gidecek zaten yani? Kaç tane evet, ben de halktan yani mahalle çocuğum. Beni desteklerler. Varoş'un dibinden geldik Ünay Bey. Evet yani söylediklerim. Gururla söylüyorum, gururla. Evet, evet yani sonra yapacak bir şey yok. İyi ki de öyle oldu. Sinan, hiçbirimiz Türkiye'de bunu anlamayan bir tüketici toplumu yetiştirildi. Biraz 2000'den doğan, sonra doğan. Tabii sen kaç doğmuşsun bilmiyorum da. Ben 95'teyim. 95'lisin. Tamam sen tam yırtmışsın ama 2000'den sonra yetişen toplum daha snob, daha tüketiciliğe evet, alışmış, alıştırılmış. İşte kolay bu çok para, önemli. Baba parası, böyle şeyler. Bravo, aynen. Evet. Yani cep telefonları çıktı vesaire falan. Bir sürü şey. Ben 80 doğumluyum. Ve bizden sonraki nesil, yani şimdi 40 yaşındayım. Ama benle birlikte olan o arkadaşlarımız lisede hala da görüşüyoruz. Birkaç tanesi sana soru soruyordu bizim kızlar. Çok yakışıklı olduğunu falan söylüyorlardı işte. Gerçekten mi? çok severim. Böyle şeyler duyunca vallahi mutlu oluyorum. Tamam. Teşekkür ederim o arkadaşa. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Onlar da çok güzel baktıkları için öyledir. Güzel görüyorlar. Ama hepimiz aşağı yukarı aynı şeydeydik Sinan. Yani hiçbirimizin birbirimizden üstünlüğü yoktu. Varoş tabii demek. Ki. Varoş demek yani bu zaten hani birazcık daha senin o bahsettiğin kötü işlerin daha çok olduğu semtler manasına geliyor. Ama olmayan semtlerde fakirdi. Herkes fakirdi. Yani şu hala da fakir. Zaten başta da söyledim Ünay Bey. Bizim dedim mahallede uyuşturucu işte o yüzden varoş dedim zaten. Yani uyuşturucunun işte yaralamaların olduğu bir mahalle. Gazi Mahallesi gibiydi. İki telli. Tersten okuyun illet iki. Gerçekten illet ikiydi. Yani o yüzden böyle söyledim de. Bunu da duymamıştım hiç. İki telli illet iki. Evet yani gerçekten bu böyle. Yani o yüzden öyle dedim. Yanlış anlaşılmasın ama. Estağfurullah. Çok mutluyum. Öyle bir mahalle bana hayatı öğretti. İyi ki de orada doğmuş. Peki. O zaman mahalleyi konuşalım.
Survivor'ı konuşalım bir dahaki sefere. Evet, bir dahakine bunu yapalım. Sonra sen böyle gelecekte ne yapacaksın? Evlenecek misin? Çoluk çocuk ne zaman falan? Bak, evlilik konusunda var. Çok güzel elimde doneler var. Konuşuruz. Tamam, peki. Selamlar diliyorum. Yeni Yarım programında bu hafta şampiyon Sinan Ulutürk'le birlikte çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Biz de sporla ilgili olan anılarından bahsetti. Nasıl sporcu olduğuyla ilgili pek çok konuda güzel bilgiler verdi. Ve biz de onu keyifle dinledik. Bir dahaki sefere de program yapmak üzere söz aldık. Başka bir söz de biraz sonra belki bana yayından sonra göndereceği bir programla benim günde nasıl 200 gram vereceğim yönünde herkese iyi, güzel bir cumartesi günü diliyorum. Sevgili Sinan, sana da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Sizler de iyi ki varsınız. Sevgiler, saygılar. Herkese iyi günler. İyi günler.